Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifle geldim arkadaşlar. Çok farklı bir yöntem. Zeytin tatlandırma süremiz sadece 4 gün. 4 günde zeytinimizi tatlandıracağız. Nasıl yaptım? Bütün aşamaları sizlerle paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet, zeytinimizi tatlandırmak için bize odun külü lazım arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Odun külü ile zeytinimizi tatlandıracağız. Hem de hiçbir su değiştirme işlemi yapmadan sadece 4 günde. Evet, öncelikle bunun için bize odun külü lazım. Bu yılda çok şükür pekmezimi kaynattım. 40 litre üzüm suyundan yaklaşık 5 litre kadar pekmez elde ettim. Evet, hiçbir şey israf etmiyoruz. Külü dahi arkadaşlar, külü de kullanacağız. Şimdi sizlere bütün detaylı tarifi anlatacağım. Bu tarif Hatay yöresine aittir. Hataylılar bu yöntemle zeytinlerini tatlandırıyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 6 torba 70 kilo odundan gördüğünüz gibi bu şekilde eliyorum. Bana bu külün tozu lazım arkadaşlar. Üste kalan iri taneli kömür tanelerini kullanmayacağım. Bunları atıyorum. Sadece elediğim elekten düşen ince tozlarını kullanacağım. Evet, bunları kullanmıyorum. Tekrar yakıp kül elde edebilirim. Ama bana şimdilik bu kadar yeter. Yaklaşık 250 gram kadar toz elde ettim. Tozu mutlaka eleyin arkadaşlar. Evet. Yaklaşık 1,5 kilo kadar zeytin aldım. Türk marketine gelmişti. Hemen bu tarifi denemek istedim. Zeytinler bizim seçme imkanımız yok arkadaşlar. Burada ne gelirse onu alıyoruz. Bayağı da bozulmak üzereydi. Ben bu kadarını seçebildim. Evet, sadece 3 malzeme lazım ilk etapta. Kül, sıcak su ve zeytin. Külü sıcak su ile karıştırıyorum. Yoğurt kıvamına gelene kadar açıyorum arkadaşlar. Çok katı olmayacak, çok da cıvık olmayacak kıvamı. Kontrollü bir şekilde suyu ekleyelim ve karıştıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıvamı yeterlidir. Evet, çok zahmetsiz bir iş arkadaşlar zeytin tatlandırmak. Daha önceden de sizlere kırma zeytin, çizme zeytin ve kışlık zeytin tariflerimi paylaşmıştım. Bu tariflerimi de info box'a bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ama bu yöntem çok çok daha kolay oldu gerçekten. Sadece 4 günde zeytinlerim tatlandı. Zeytinleri hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece yıkıyorum arkadaşlar. Süzdürdükten sonra hazırlamış olduğum küllü karışıma ekliyorum ve her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. Bütün zeytinleri kül ile buluşturuyorum. Mutfak tezgahıma zeytinleri koydum ve aklıma geldikçe gün aşırı geldim gittim ve karıştırdım. Bu işlemi 4 gün boyunca uyguladım. Evet, şunu da ayrıca belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kömür külü ile bu işlem olmuyor. Odun külü ile bu işlemi yapıyoruz. Külde zeytinlerimizi tatlandırdığımız için hiçbir su değiştirme işlemi uygulamıyoruz arkadaşlar. Külde zeytin tatlandırma süreci arkadaşlar en fazla 5 gün bekletin. 5 günden fazla külde bekletirseniz külün isi zeytinlere geçecektir. Bu da yerken sizi rahatsız edecektir. Yani 4 ya da 5 günü aşmasın. Ben 4. günde zeytinleri artık yıkadım, süzdüm ve salamurunu yaptım. Süzme işlemini önce bu şekilde süzgece aldım. Tanzikli su ile banyo yaptırdım. Duşunu aldırdım zeytinlerimin. Külleri hemen arınsın diye. Birkaç sefer böyle yaptıktan sonra tekrardan kabımın içine aldım. Su doldurup beklettim. Tamamıyla küllerden arınsın diye. Evet sevgili izleyicilerim, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz emeğime destek verirseniz çok mutlu olurum.
Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Şimdiden emeğime vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Zeytinlere silen is kokusu varsa da bu şekilde tekrardan kabıma zeytinleri alıyorum. Üstü başa su dolduruyorum. Bu şekilde bir 15 dakika kadar bekletiyorum ve tekrar yıkıyorum arkadaşlar. Tüm isten arındırıyorum. Külden ve isten zeytinlerimi arındırdıktan sonra salamurunu kurabilirim artık. Evet, gördüğünüz gibi hafif kahverengi rengi döndü. Bunlar hiç sorun değil. Sonrasında zaten salamurunu kurduğumuzda bu renk değişiyor. Tekrardan kalkacak. Hepsi eşit aynı renk olacaklar. Yıkamış ve süzmüş olduğum zeytinlerimi kavanozuma alıyorum. Şimdi salamurunu kuracağız arkadaşlar. 1 çay bardak iri kaya tuzu, 1 yemek kaşık silme, 1 yemek kaşık limon tuzu. Böyle bir kabımın içerisine alıyorum. İlk etapta 500 ml su ile tuz ve limon tuzunu eritiyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Tuzu, sofra tuzu kullanmayın. Sofra tuzu kullanırsanız turşularınız ve zeytinlerinizde erime olur. Bunun için iri kaya tuzu olursa daha uygun olur. Evet, hazırlamış olduğum salamur suyunu zeytinlerimin üzerine döküyorum. Tuzların tamamı erimedi. Daha sonrasında eriyecektir arkadaşlar. Üzerine su dolduracağım tekrardan. Bir 500 ml kadar daha su ekliyorum. Yaklaşık 1 litre su kullandım. Küçük bir not geçmek istiyorum. Eğer tuzu sizler fazla bulursanız yarım çay bardak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane havuç kullanıyorum. Havucu neden kullanıyorum derseniz hem renk ve hem lezzet verecektir arkadaşlar. Ve bir tane de limon. Limonu dilimlere keselim. Bu şekilde 2-3 hafta boyunca bekletelim. Zeytinlerimiz tatlanacaktır, lezzetlenecektir. 2-3 hafta sonunda limon dilimlerini çıkartıp atalım arkadaşlar. Daha fazla bırakırsanız limonlar küflenmeye başlayacaktır. Zeytinimize zarar verir. Bu sadece tatlandırma sürecinde kullanıyoruz. Daha sonrasında limon dilimlerini çıkartıp atabilirsiniz ama havuç dilimlerini bırakabilirsiniz isterseniz. Evet. Tatlanma süreci arkadaşlar, dediğim gibi turşu olma süresi gibi 2 ya da 3 hafta sürebilir. Bu da 2 yıl önce kurduğum kışlık zeytin. Gördüğünüz gibi hala çıtır çıtır arkadaşlar. Asla yumuşama yok. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Evet, zeytinimiz eğer yemek için tatlandığında, eğer aşırı tuzlu sizlere geliyorsa yemeden önce bir tabağa alıp yaklaşık birkaç saat suda bekletip daha sonrasında süzüp zeytinyağı, limon istediğiniz gibi lezzetlendirip kahvaltılarınızda afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer bu tarifi uygulayanlar varsa da yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi bizlerle paylaşırsanız yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.